Kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan'a bir kez daha tarih dersi verdi. Kendisini provoke etmeye çalışan Paşinyan'ı susturdu ve yerinde sakin oturmasını tavsiye etti. Olay Doğu Ortaklığı zirvesinde gerçekleşti. Ermenistan başbakanına ırkçılık konusunda konuşmasını tavsiye etmem. Bu konular hakkında konuşulurken o susarak sakince otursun. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev provokasyon yapmak isteyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı böyle susturdu. Dünya liderlerinin katıldığı Doğu Ortaklığı zirvesinde gergin anlar yaşandı. Liderler toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal ettiğini anlattı. 1 milyon Azerbaycanlı yurdundan edildi dedi. Karabağ görüşmelerinin mahiyet ve yapısını yok etmeye çalışan Ermenistan Başbakanı'nın sözlerinin aksine Dağlık Karabağ Ermenistan değildir. Dağlık Karabağ Azerbaycan'dır. Bütün dünya bunu böyle biliyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Aliyev'in ardından söz alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Aliyev'i provoke etmek istedi. 2004 yılında Macaristan'ın başkenti Budapest'te eğitim gören bir Azerbaycanlı'nın Ermeni öğrenciyi öldürdüğünü hatırlattı. Bir Ermeni yatağında baltayla katleden ve Avrupa Birliği ülkesi mahkemesinin ömür boyu hapse çarptırdığı Azerbaycan vatandaşını kendi hapishanesine getiren ve Sayın Aliyev'in affettiği kişi Azerbaycan'da herkes tarafından kahraman olarak tanınıyor. İlham Aliyev Paşinyan'ın oyununa gelmedi. Sükunetini korudu, Ermenistan başbakanına ders gibi sözleriyle susturdu konuşmamda uluslararası kuruluşların kararlarına dayanan tarihi gerçekleri söyledim. Birincisi bu herkesin bildiği bir gerçektir. Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. İkincisi ise Ermenistan başbakanına ırkçılık konusunda konuşmasını tavsiye etmem. Çünkü Ermen teröristler dünyaca meşhurdur. Orli Havalimanı'nda terör eylemi gerçekleştiren Karapetyan sonradan Ermenistan'a getirilerek Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiştir. Bu konular hakkında konuşulurken ona sakince oturmasını tavsiye ederim. Konuşmamı burada bitiriyorum. Aliyev'i provoke etmek isteyen Paşinyan, Ermenilerin Hocalı'da kadın ve çocukların başını kestiğini unuttu. Asırlardır bölgede yaşayan Azerbaycanlıların Ermeniler tarafından yurtlarından edilmesini görmezden geldi.